Hakkari Belediye Başkanlığı'na bir kayyum atandı. Ve atanan e, kayyumla birlikte Hakkari'de Belediye Başkanlığı'na seçilen Mehmet Sıddık Akış, e, beş ağır suçlamadan dolayı e, kaçmak üzere olduğu gerekçesiyle e, apar topar oraya bir kayyum atanarak kendisi de gözaltına alındı. Nedir ağır suçlamalar? Terör örgütü yapılanmasında e, görev alması efendime söyleyeyim e, örgüt için haraç toplaması e, şuradan devam edeyim teröristleri evinde saklaması çocukları örgüte kazandırması gibi bir takım hususlar. Şimdi bunlardan dolayı kayyuma tanınca tekrar oldu önümüzde e, bir kayyum konusu daha geldi. E şimdi burada bir yorum yapmak gerekiyor. Neden? Çünkü yine toptancı ee, ...sesler ortaya koyulmaya... ...kayyumun her türlüsüne karşıyım... ...Türkiye'de hiçbir şekilde kayyum olmasın diyenler falan var... E ...ne o zaman bu kayyum... ...sadece belediyelere atanan bir şey mi falan... ...bir çerçeve çizmek lazım... ...yani kayyumlar olmasa olmaz mı... ...bunlara bir bakmak lazım... ...şimdi baktığımızda... ...bir işletmenin, işin, tesisin, malın ya da fabrikanın... ...yönetimindeki sorunların aşılması için... ...belli bir süreliğine işinden işin içinden çıkılmaz hale geldiğinden dolayı bir resmi görevli ile görevlendirilerek sorunun çözülmesi yöntemine gidilmesi. Yani bir fabrika iflasında bir takım sorunlar var. İşte terör örgütüyle FETÖ'nün işletmiş olduğu işletmelere de kayyum atanmıştı. Ee, sahiplik noktasında sorun çıkınca devlet oralara kayyum atadı. Yönetilmez hale gelen işte şirketler, tesisler, fabrikalara Hatta şöyle söyleyeyim oturduğunuz apartmana bile kanun kayyum atanması ile ilgili çerçeve çizmiş. Ne demek istiyorum? Oturduğunuz sitede, oturduğunuz apartmanda bir yönetim sorunu ortaya çıktı. Yeni bir yönetim ihdas edilemedi. Fakat işte çöplerin atılması lazım, sitenin temizlenmesi lazım, elektrik parasının ödenmesi lazım, akan çatıların tamir edilmesi lazım. Hayat gündelik devam ediyor ve bir müracaat yapıldı. Devlet oraya direkt bir kayyum atıyor. O kayyum ödenmesi gereken bir aidat çıkartıyor ve siz o aidatı mecburi olarak vererek o sitenin ya da apartmanın işlerinin dönmesini sağlıyor. Siz isteseniz de istemeseniz de. Sonra siz kendiniz bir yönetim oluşturup o siteyi ya da apartmanı kayyumdan tabii ki alabiliyorsunuz. Şimdi dolayısıyla kayyumlar hayatımızın her noktasında var. İyi de bu kayyum konusu bu şekilde ele alınabilecek kadar basit bir konu mu? Bu son derece demokrasiyi ilgilendiren, ülkenin yönetimini ilgilendiren, kritik bir hususu apartman yönetimiyle izah etmek e, acaba son derece sakil değil mi? Bence öyle. E, neden? Çünkü 3 ay önce millet bir seçim yapmış ve bu seçimde Hakkari'ye bir belediye meclisi seçmiş. Bir de belediye başkanı seçmiş ve bu yereldeki bu seçim sonuçlanmış. Şimdi 3 ay sonra siz bu seçilen kişinin 2014'ten bu yana devam eden dosyalarını kriter göstererekten ortaya bir şey koyuyorsunuz. Ve yapılmış olan seçimi adeta yok sayıyorsunuz. Şimdi dolayısıyla bunlar sorulması gereken önemli sorular o yüzden kayyumlar demokrasilerde önemli bir anomalidir. Yani normal olmayan bir süreçtir. Yani demokrasilerin içerisinde seçilmiş insanların kayyum üzerinden kendilerinin hapise atılıp kayyumla bu işin yönetilmesi sürecine geçmek işin doğasına ters olan bir husustur. Dolayısıyla kayyum denilen olayı şartlar ne olursa olsun müdafaa ediyorum şeklinde bir yaklaşımım yok. Fakat e, atanan, e, kayyumun atanmasını gerektiren suçlara baktığımızda söz konusu Mehmet Sıddık Akış'ın PKK-KCK yapılanmasında üst düzey görev aldığı, örgüt adına vergi adı altında haraç topladığı, terörist cenazelerine katılım için baskı kurduğu hatta organize ettiği, çocuklara örgüte katılım için endoktrinasyon süreçlerini planladığı, ve evinde teröristlere barındırma yaparak yardım ve yataklık yaptığı gibi suçlar var hakkında. Şimdi bu suçlardan dolayı görevinden alınan bir belediye başkanına şahitlik ettiğinizde, evet kayyum demokrasilerin anomalisi kabul edilmesi mümkün değil. Üç ay önce seçilim yapılmış bir beldede, bir şehirde meclis var, belediye başkanı var. Fakat tüm bu var olan hususlara rağmen 3 ay sonra siz bu konuda işte bir kayyum atarsanız sıkıntılar çıkıyor. Peki ya bu suç dosyasına ne diyeceksiniz? İşte o zaman apayrı bir değerlendirme yapmak gerekiyor. Yani kayyum nedir? Kayyumluk mekanizması sadece Türkiye'ye mahsus mudur ve kayyum denilen kavramın Türkiye'den kaldırılması mümkün müdür? Bu ayrı bir paket biraz önce değerlendirdik. İkinci paket ise demokratik norm anlamında. Yani hiçbir ülkede, demokrasiyle yönetilen ülkede 3 ay önce seçilmiş başkanın terörle iltisakı söz konusu edilerekten yerine kayyum atandırılması büyük bir anomali. Demokratik süreçlerden sapkınlık, sapmak bunda zerre kadar tereddüt yok. Bu da ikinci bir paket. Peki üçüncü paket işte adam PKK, KCK yapılanmasında görev alan, örgüt adına vergi toplayan, çocukları örgüte katılmaya zorlayan, endoktrine eden, evinde teröristlere yardım ve yataklık yapan ve bundan dolayı da mahkeme süreci devam eden birisini Kandil'den gelen talimat doğrultusunda aday gösteriyor. Bu aday gösterildiğinde bu şahsın bir şekilde cezası kesinleştiğinde yerine kayyum atanması mukadder. Bütün bunlara rağmen neden peki kayyum atıyor? İşte Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde Türkiye'nin demokratik süreçlerini devam ettirmesinin önüne ket vurabilmek için. Onlar da biliyorlar kayyum atanacağını. Onlar da biliyorlar Mehmet Sıddık Akış'ın PKK KCK'nin yapılanmasında üst düzeyde görev aldığını ve bu ortaya çıktığı takdirde o koltukta oturamayacağını onlar da biliyorlar. Ama Türkiye bakın kayyumlarla demokrasiyi nasıl parçalıyor dedirtebilmek için bu isimleri ısrarlı bir şekilde gündeme getiriyor. Şimdi böyle olduğunda konuyu bu perspektiften değerlendirdiğimizde bu da ayrı değerlendirilmesi gereken bir husus. Dolayısıyla karşımızda bir demokrasi mücadelesi veren bir örgütün olmadığını ya da bir partinin olmadığını terör örgütüne terör örgütü diyemeyen bir parti olduğunu bunu da üçüncü dosya olarak ayrıca değerlendirmemiz lazım. Mesela ben burada getirdim. Şimdi hemen şuradan getireyim size. Yazıktır. Bir günlüğüne geliyorsunuz. Bir günlüğüne. Yazıklar olsun. <laughs> ya ben Yazıklar benliyorum. olsun. Bir günlüğüne gelmişsiniz. Yazıklar Aynısın. olsun. Aynısın. Gelmişsiniz. Yazıklar Aynısın. olsun. Aynısın. Ya. Aynısın. Sen misin? Konuş sen nerelisin? Konuş sen nerelisin? Kimin gitti kapken adresi? Sen nerel Sen nerelisin? Bak lan öyle. Unutursun. Herkes. Unutursun. Onu Şimdi kayyumların demokrasinin anomalisi olduğunu söylüyoruz. Eyvallah. Demokratik standartlar içerisinde kayyum mekanizmasını savunulacak bir tarafının hele hele seçimlerin üzerinden daha 3 ay geçmişken olmadığını söylüyoruz. Peki bu yapının demokrasi gibi bir derdi var mı? O yüzden ekrana getirdim. 31 Mart'ta bir seçim yapılıyor. O seçimler esnasında Şırnak'ta ikamet eden profesyonel subay, az subay, uzman erbaş ya da er erbaş profesyonel olmak kaydıyla yani anayasa gereği silah altına alınmış olanlar değil profesyonel olarak o bölgede görev yapan dolayısıyla da o bölgede mukim yani o bölgede ikamet eden insanlar anayasal anlamda çok açık oy kullanma hakkına sahip. Siz insanlara Van'da başçavuş rütbesinde görev yapıyor diye, polis memuru olarak görev yapıyor diye, albay olarak görev yapıyor diye. Siz Vanlı mısınız? Van'da değilsiniz ki burada görev yapıyorsunuz, oy kullanamazsınız deme hakkınız var mı? Yok. Peki Vanlı bir öğretmen kardeşimizin örneğin Balıkesir'de görev yapıyor olması karşılığında Balıkesir'de oy kullanmasında bir beis var mı? Yok. Hatta görev yapmasın adam Tunceli'li gelmiş Kaz Dağları'na yerleşmiş. Kullanmayacak mı seçimlerde oy? Vermeyecek mi? Orada ikameti var. Şimdi dolayısıyla karşınızdaki yapının demokrasiye, ben mesela ne hani diyorum? Üç ay önce seçim yapılmış. Adamın üç ay önceki demokrasiye olan inancı biraz önce ekranda gördüğünüz kadar bir inancı var. Şimdi daha var getireceğim hemen. Bakın buyurun. Binlerce asker burada oy kullanıyor şu anda. Binlerce asker şu anda burada oy kullanıyor. Kim bunlar ya? Bu vicdan mı? Bu adalet ay. mi? Bu seçim meşru bir seçim mi? Karışmayın Bakın ya. şu askerlere! Hiç biri ağırlığı değil! Asam. Hiç biri ağırlığı değil! Hazırlar. Hazırlar. Hiç biri ağırlığı değil! Fakir Hiç biri ağırlığı değil! He musunuz? Şerefiniz varsa gitmeyin! Öyle bir şey var mı ya? Halkın iradesini gasp ediyorsunuz! Arkadaşlar! Şu anda şehir saray ince üretim önü değil! Binlerce asker burada oy kullanıyor! Türkiye'nin bunu kabul etmemesi gerekiyor! Binlerce asker, binlerce asker şu anda bu okulda oy kullanıyor. Ben hiçbiri ağrını değil. Bu seçim ağrının vicdanına sığmamalı. Bu seçim Türkiye'nin vicdanına sığmamalı. Ağrıya ait olmayan insanlar gel bakayım. Evet, gel. evet gelin. Bakın. bakın. Bakın şunlar hepsi. Hiçbiri, hiçbiri Ağrı'ya ait Ağrı 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 değil. Dağrı Ağrı dağrı halkının dağrı iradesini dağrı gasp ediyorlar. Bunların günahı yok. Bunların günahı yok. Siz ana baba çocuklarısınız. Eliniz vicdanınız dolacak. Gelip bu kentin iladesini gasp etmeyeceksiniz. Sizi buraya gönderenler ahlaksız. Sizin günahınız yok. Bu şehir sahipsiz değil. Bu şehirde belediye başkanı olan ey avukat, ey hırsız. hırsız. Sen neredesin? Hırsız. 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 Hırsızsınız. Ey ağrıdılar! Size sesleniyorum. Bu şehrin ifadesi ediliyor. Sizler bu şehirde ne hakkınız var? Söyler misiniz? Siz kimsiniz? Söyler misiniz? Siz bu şehri gasp etmeye mi geldiniz? Sizin bir dakika. Sen bir arkadaşlar. Ayıp günah. Bu şehri gasp etmeye geldiniz değil mi? Sizin vicdanınız Allah'ınız varsa, sizin eğer bu Ramazan ayında bir damla kadar inancınız varsa gidip ya edeceksiniz ya da gidip size şuna oy veren yerlere karşı karşı partiye oy vereceksiniz. Eşkıya gibi sandık basıyorsunuz. Orada oy kullanma hakkı olan profesyonel erler de var orada. Bakın anayasa gereği zorunlu olarak askerlik yasası gereği silah altına alınan değil onlar. Kanun açık. Listeler üç ay öncesinden zaten hazırlanıyor. Bir ay, bir buçuk ay öncesinden duyuruluyor. Peki sırrı sakık. Sen muştusun, sen niye arada oy kullanıyorsun? Bunların demokrasiye inancı yok ki kayyumlar üzerinden bir demokrasi eleştirisi getirsinler. Getiriyormuş işte. Kim hesap sordu sırrı saka? İnsanların anayasa gereği oy kullanma hakkını gasp edecek şekilde eylemde bulunuyor hazırlayın kardeşim fezlekesini gönderin meclise kaldırın dokunulmazlığını her seçimde her olayda sırrı sakık gibi isimlerin adeta eşkıya gibi oraya gelip de insanları baskı altına almasına daha ne kadar daha katlanacaksınız bu Türkiye'nin Edirne'den Ardahan'a kadar terörün baskısıyla ilgili hususlarda en çok rahatladığımız bir dönemde yapılmış olunan olay. Varın 7-8 yıl önce, 10 yıl önce PKK'nın neler yaptığını siz düşünün. Varın PKK. Bu zihniyetin Suriye'nin kuzeyinde gerçekten tarafsız bir seçim yapacağına inanıyor musunuz? Türkiye'de bunu yapan adam Suriye'de devlet otoritesi kalmamış. Eşkıyalığın her türlüsünü yapıyor. Evet kayyumlar demokrasinin anomalisi. Ey Ekrem İmamoğlu çıkıyorsunuz hemen açıklamalar yapıyorsunuz. Bunlara dair niye açıklama yapmadınız? Demokrasi bütüncül bir şey. Sandık basan insanlarla demokrasi konusunu ne kadar az, ne kadar zamana kadar daha konuşacağız? Yani diyeceksiniz ki ya bir Şırnak'ta bir de ağrıda bir olayı gösterdin efendim, bu ikisi üzerine. Hayır daha çok var getirdim Hayır alın buyurun şunu da getireyim. 7 Haziran 2015 seçimlerinden önce Van'da asılmış olunan reklam panoları panoda şu yazıyor önleminizi alın musluk ve kan çıkıyor. Yani HDP'ye oy vermezseniz musluğunuzdan kan akar. Ya bunu hangi batı demokrasik ülkesinde bize oy vermezseniz tedbirinizi alın musluğunuzdan kan akıtırınız. Hangi ülkede acaba böylesine pervasız bir şekilde terör örgütü sokaklarda bu ilanları asabilir? Şimdi kayyumu konuşacaksak ve kayyumun demokrasinin bir anomalisi olduğundan bahsedeceksek e bunlardan da bahsedeceğiz. Bunlardan bahsetmeden, bunları görmeden yani bu husus kendi içerisinde devam eder mi? Etmiyor zaten. O yüzden karşımızda bir demokratik sürece inanmış bir parti yok. Adaylarının kandilden belirlendiği, kendilerine oy verilmediği takdirde musluklarından kan akacağı tehdidini savuran sandık basan ve bu basan kişi milletvekili olarak mecliste hala görev yapıyor... Bunlar adeta oradaki bölge halkının üzerine çöreklenmişler. Ebediyen bunlar Ahmet Türk 70'li yıllardan bu yana siyaset yapıyor. Sırrı sakık bildiğim bilele siyaset yapıyor. Bunları konuşacağız, bunları anlatacağız. Kayyumu bunlarla beraber ele alacağız. Bunları konuşmayıp da sadece kayyumu demokratik olmayan bir süreç olarak değerlendirdiğinizde evet doğru demokratik olmayan bir süreç. Üç ay önce daha seçim yapılmış. Millet seçimde oy kullanmış. İyi de karşınızda işte demokrasiye zerre kadar itimadı olmayan bir yapı var. Buyurun bir şey daha getiriyorum şimdi ekranınıza. Buradan. PKK'nın katlettiği siyasetçiler. Yani PKK'nın katletmiş olduğu kendisi gibi düşünmeyen Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi gibi partilerin il ve ilçe başkanlarına yönelik olarak gerçekleştirmiş olduğu saldırılarda hayatını kaybedenlerin sadece bir bölümü bu. Buyurun ben hazırladım getirdim. Sevgili yönetmenimiz de buldu. Anadolu Ajansı hazırlamış bunu. Fakat bunu kayyum konusu tartışılan konvansiyonel hiçbir kanalda maalesef bu şekilde eğrisiyle doğrusuyla konuşma şansınız olmuyor. Yani ya herro ya merrocusunuz. Ben kendim demokratik süreçlerde kayyumun anomali olduğunu ve olmaması gerektiğini savunuyorum da bu tabloyu neyle izah edeceksiniz? Sizin karşınızda demokrasiye inanmış bir siyasi parti mi var? Ha o zaman döner anayasa mahkemesine de bakarım. Daha ne bekliyorsunuz kardeşim? Adamların demokrasiye olan inançları olmadığı gibi bu ülkede demokratik rejimi ortadan kaldırabilecek her türden söyleme ve her türden teröristlerin yaptığı açıklamalara destek veren bir yapı klasörlerce dolusu bilgi ve belge eşliğinde teslim edildi. Siz bunlara tedbir almadığınız zaman o zaman Türkiye'de insanlar ya kayyumlarla yönetiliyor bak gördünüz mü AK Parti kayyum atadı noktasına geliyor. Acaba kayyumu atayan AK Parti mi? Kayyum atanmasıyla ilgili her türden terörizm ile işbirliği içerisinde açıklamalar yapan bir siyasi parti mi? İşte burada katledilen siyasetçiler ağzına para tıkılarak katledilmiş korucularımızı unuttunuz mu? Neden? Neden katlederek elektrik direğine bağlayıp katlettiniz? Çünkü neden? Devletine sahip çıkıyor diye. Şimdi sadece Türkiye dedi ki kendisi gibi düşünmeyen Kürt'e hayat hakkı tanımadığı için Aynal yani Kobani'den gelip DAEŞ saldırıları sırasında hala bölgesine dönemeyen 50 binin üzerinde Türkiye'de totalde 200 bin Kürt var. Ya Kuzey Irak'ta yaşıyorlar ya Türkiye'nin kuzeyinde yaşıyorlar. Siyasetçileri sadece Türkiye'de katletmiyorlar. İşte daha geçtiğimiz hafta içerisinde seçim bürolarını bastılar. Farklı düşünen Kürt siyasi oluşumlarının. Şimdi böylesi bir yapının emperyalizmin kucak köpekliğini yaptığından artık kimi şüphesi olabilir Allah aşkına? Şimdi olay bu kadar net, olay bu kadar anlaşılabilir bir durumda. Dolayısıyla kayyum konusu, daha getireceğim örnekler var. İnşallah sıkılmıyorsunuzdur. Çünkü tek örnekle açıklamak istemiyorum. Buyurun. Van Belediye Başkanı'nı izleteyim size. Dünyada hangi belediye başkanını bu şekilde konuşmasına rağmen getirirler de o ülkenin büyük şehirlerinden birinin başına belediye reisi yaparlar. PKK'in, Türk halkının gücünü kimse test etmeye kalkışmasın. PKK Türkiye'yi ve Orta Doğu'yu güller bahçesine çevirmek için ortaya çıkmış bir barış ve halk hareketidir. Kürt halkının gücünü test etmek isteyenlere buradan bir çağrı yapmak istiyorum. Eğer PKK Türkiye'yi güller bahçesine çevirmek istemeseydi PKK'nın öyle bir gücü var ki PKK sizi tükürüğüyle boğar, bu, tükürüğüyle. Buyurun kardeşim. Bu zat Van'da belediye başkanı. Neden? Bundan dolayı giymiş olduğu hükmün çekilmesi gereken cezai sürecini cezaevinde çekmiş. Daha sonrasında da geçirmesi gereken süreyi tamamlamadı halde Diyarbakır'da kimliği, sebebi, bağlı olduğu grupları falan hiçbir şekilde bilmediğim Yargının içerisindeki bir makam üzerinden seçimlere katılabilir diye bir belge alıyor. Yüksek Seçim Kurulu da belgeyi kabul ediyor. Diyor ki biz diyor gidip yargının o birimine ya kardeşim sen burada bir hata yapmışsın. Bak bu bu şu süreyi tamamlamadı falan deme şansımız yok diyor. Ha o zaman o zaman eleştirmemiz gereken yargının kendi içerisinde bir senkronizasyon problemi var. Bunu da eleştireceğiz. Bunu da yasama ve yürütme hem hükümet hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi kendisine dert edinecek. Biz her seferinde bunları tartışmak zorunda değiliz ki. Bu adam Türkiye'de Van'ın Büyükşehir Belediye Başkanı. Bana birisi söylesin ya. Amerika Birleşik Devletleri'ni terörle tehdit eden birinin El-Kaide sizi kürüyle boğacak diyen birinin Londra'da Paris'te, Berlin'de belediye başkanı olmayı bırakın gün yüzü göstermezler. Bizde adaylık yolu açılıyor. İşte kayyum konusu da buradan sonra çıkıyor işte kendisinden. Kendine buradan kök buluyor. Karşınızda demokrasiyle zerre kadar alakası olmayan kendi bulunduğu ülkeyi demokrasiyle yönetilmesi için şu an kayyumlara karşıyız diye feryatlar, figanlar, timsah gözyaşları dökenlerin o devlete dair duymuş oldukları inanç o terör örgütü sizi tükürüğüyle boğar. Şimdi bu adamın demokrasi derdinin olup olmadığını artık daha neyini sorgulayacağız ki? Zaten bu konuşmasından dolayı hüküm de giymiş. Hüküm giymiş adamın bekleme süresi diye bir şey olabilir mi ya terörizmden? Tek değil daha getireceğim. Buyurun alın. Bu memleketten defolup gideceksiniz. Defolup gideceksiniz. o size biz çok iyi biliriz. Kendilerine oy vermeyen Muşlulara seçim otobüsünün üzerine çıkmış gözünüzle gördünüz kulağınızla da işittiniz. Biz o Kalaşnikovları size çok iyi doğrultmayı biliriz. Bu topraklardan defolup gideceksiniz. Kim peki gidecek o topraklardan? Muşlu. Alparslan'dan daha belki eski zamandan beri orada yaşayan Muşlu. Neden? Çünkü onlara oy vermediniz diye. İşte Van'da da öbürkü de Van'da. Oy vermezsen musluktan kan akıtırım. Öbürkü öbürkü de diyor ki PKK sizi tükürüyle boğar diyor. E bu ne diyor? Bu topraklardan defolup gideceksiniz. Ya bunların demokrasiye inancı yok ki biz kayyum konusun demokrasi konusunda nasıl konuşuyoruz? Dolayısıyla bu şekildeki bir siyasetin Türk demokrasinin içerisinde bulunması suyu kokuşturuyor ve biz o kokuşmuş suyun etrafında tam tam ya dansı yapıyoruz. Suyu ne kokuşturduysa, suyu ne necis hale getirdiyse onu suyun içerisine alıp çıkartmak ve bir daha o suyun necis hale gelmemesi, pis hale gelmemesi için onun o suya teneffüs etmesinin önüne geçilmeli. E ne olacak demokratik seçimlerimi yapmıyor? Yok öyle bir şey yok bu şekilde konuşan hiç kimsenin siyasette yerinin olmaması lazım. Seçim sandığı basan Sırrı Sakın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olmaması lazım. O silahları size çok iyi doğrultmayı biliriz diyor ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde meclisinde vekillik görevi yaptı. Şimdi suyu siz bunlarla kirlettirirseniz kayyumlar konusunu sabahtan akşama kadar açalım şimdi bir konvansiyonel kanalın içinde. Vay işte demokrasi 3 ay yapıldı da kendin kazanmayınca kayyum atandı da. Konuş babam konuş. Daha var. Neyse çok daha uzatmayacağım. Şimdi dolayısıyla aktörler teröre alenen destek verirken hiçbir şey neşeya değildir. Hani vardır ya normal şartlar altında bir deney yapıyorsunuz. Orada bir neşeya standartı koyarsınız. Normal şartlar altında şu değer şuyken bu değer buyken bu değer de şuna tekabül ediyorken yapılan deneyde çıkan sonuç budur. İyi de bizim normal şartlar altında dediğimiz ve sabit kabul etmemiz gereken parametreler sabit değil ki. Yani demokratik bir süreci konuşmamız lazım. Kayyumu eleştirmemiz lazım. Kayyumun demokrasilerde bir anomali olduğunu söylememiz lazım. Eyvallah ben öyle düşünüyorum çünkü. Ama sizin konuşmuş olduğunuz parti bu örneklerini 6-7 tane getirdim. Yani demokrasi diye bir derdi yok. Şimdi o öyleyken neşeyi sağlayamıyorsunuz. O zaman biz neyi konuşuyoruz? Ha, o zaman konuşmamız gereken aktörün demokrasinin normlarını ateş etmemesini sağlayacağız. Bununla ilgili olarak da yapmamız gereken hukukun mutlak surette yargının hızlı işlemesi gerekiyor. Yüksek Seçim Kuruluyla yargı arasındaki senkronizasyonun sağlanması gerekiyor. Bunların tekrar tekrar yaşanmaması gerekiyor. Bunu tekrar tekrar bizlere yaşatmamak için sadece yargının Anayasa Mahkemesi'nin ya da Yüksek Seçim Kurulunun değil, varsa mevzuat eksikliği yasamanın üzerine düşen vazifeyi alıp bu konularda çalışması gerekiyor. Şimdi bunlar yapılmadan ondan sonra eline mikrofon alan popülizmin zirvesine vurarak. İşte Kayyumlar milletin iradesine saygısızlıktır. Carcürt yani. Ne milletin iradesine saygısızlık izletiyorum. Milletin iradesine adamın kendi saygısı yok. Kalaşnikov'u sana doğrultacağım. Bu memleketten defolup gideceksiniz diyen şahıs milletvekili. Ne işe ya? Normal şartlar altında bir şey tartışamıyoruz yani. Şimdi dolayısıyla yok Osman Kavala yok Selahattin Demirtaş gibi yine son zamanlarda zorlama yorumlar ısrarlı bir şekilde verilmeye devam ediliyor. Yapılması gereken bir üçüncü hususta bu konunun stratejik iletişiminin iyi sağlanması lazım. Yani sadece ve sadece hükümetin üzerine ya da cumhurbaşkanlığının üzerine düşen bir görev değil. Bu konuda vatan evladıyım diyen herkes olması gerekeni stratejik anlamda iletişim sistematiğini çok iyi kurgulayarak izah edilmesi gerekiyor. Kompartmanlar şeklinde. Yoksa hepsini koy bir sepete al kayyum konusunu tartış. Hayır. Hepsi ayrı. Kayyumun tanımı ayrı. Demokrasilerde kayyum ayrı. Dem partisinin demokrasiye olan inancı ayrı. Yargının içerisindeki senkronizasyonsuzluk sorunu ayrı. Meclisin içerisinde bu konuların tekrar tekrar yaşanmaması için alınması gereken yasal tedbirlerin bir türlü çıkartılmaması ayrı. Bu konudaki olanı bitene doğru aktarabilmek ayrı. Hepsini ayrı tartışmak lazım. Ama şunu söyleyerek bu konuyu kapatayım. Herhangi bir batı başkentinde bırakın bu şahısları aday yapmak, bu partinin varlığına devam ettirmek size gün yüzü göstermezler. İspanya'da bir referandum yaptılar. Ne kan aktı ne gözyaşı aktı. Referandum illegal diye adamı kaçırttılar. Brüksel'de yakaladılar. İspanya'da zindana koydular. Ne tüfek var, ne tank var, ne şehit var. Hiçbir şey yok. Yaptırtmazlar yani.